Ellerimde yaş meşe, neşe geliyor neşe. Vurdu kalbime meşe demir. Kalbime vurur tak tak, bismillah. Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Bizim için hayırlı bir akşam olacak da senin için hiç hayırlı bir akşam olmayacak aga. Öyle öyle. Çıkart lan paraları. Ya sok onu cebine, ayıp. Müslüman Müslümana bıçak çeker mi ya? Şakası bile kötü ya. Şaka yapmadığımı göstereyim sana istersen. Ah, acıtıyorsun bak. Uzatma lan. Çıkart paraları hadi. Para mı? Param yok bak ağlarıma. Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Ne oluyor orada? Vay vay vay. Bu gece hakikaten hayırlı bir geceymiş. Bir taşla iki kuş. Çıkart kız sen de paraları. Hayatımda aşık olacağım kadının bu şekilde karşıma çıkacağını tahmin etmezdim. Bu nasıl bir güzelliktir ya? Bu nasıl boydur, bu nasıl postur, bu nasıl endamdır? Demek ki bir insanı bir tek aşk yakıyormuş arkadaş. Selam aleyküm, kolay gelsin. Selam aleyküm, günaydın abi. Selam aleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler. Kolay gelsin Aziz. Selam aleyküm, kılıksız. Ya Aziz sen beni yaktın kardeşim. Ya bir çiküte bu kadar mı acılı olur? He? Hayırdır? İsotifozda mı geldi? Aziz sen çiküteye isot katmıyorsun, isota çiküte katıyorsun. La yalan söyleme bak ha.
Benim çiğ köftem lokum gibidir. Millet bunu yemeklerden sonra tatlı niyetine yiyor. Diye hadi buradan. Ya bırak bu işleri. Aziz kabul et. Sen bu çiğ köfteni iç otunun ayarını tutturamıyorsun. İki taneden fazla yiyemiyorum kardeşim. Oğlum benim çiğ köftem lokum gibidir diyorum. Yalan söyleme. Millete gaz getirme. İş yapıyoruz burada. Allah Allah. Üst üste 50 tane yerim ulan ben. 50 tane ne? Ya ne? Ya ne? Bana inanmıyorsun. Var mısın iddiasına? Milleti sen mi kaza getiriyorsun? Varım. Kaybeden ne yapacak biliyor musun? Ne yapacak? Çocuk esirgeme kurumunun binasını badana yapacak. Kabul mü? Kabul lan. Ya haydi. Haydi. Gel. Gel. Haydi. Gel. Günaydın Dilek. Günaydın Latif Bey. Günaydın Üstü. Günaydın Latif Bey. Ya Gürbüz gün tepeye çıktı. Senin bu cartlak kebabın hala olmadı mı ya? Allah Allah. Şey ateş ağırlı diye atmadım ciğer yanmasın diye Latif abi. Böyle daha güzel oldu. Tut bakayım şunu. Günaydın Latif. Oo günaydın ortak. Sağ ol. Ya Latif nedir bu sabah sabah soğanlar, kebaplar böyle? Nedir bu ya? Cartlak kebabı için mangal yaktırdım. Sana da bir şeyler attırayım mı? Yok yok ben sabah kahvaltısını ettim gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Latif seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yahu bak ciğer, incik, yürek, döş, beyin ne attıram söyle. Ha? Gürbüz. Gürbüz. Yok, yok 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 yok. Latif söyledim ya. Kahvaltımı ettim ben. Teşekkür ederim. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Yahu sen işten başka bir şey bilmez misin? Önce bir kebabı yiyek sonra konuşuruz. Allah Allah. Al bir. Uy, ula acı mı geldi? Ne oldu Aziz? Kıpkırmızı oldun. Pancara döndün ya. Ne alakası var oğlum? İdmansızım ondandır. Al bu iki. Aziz, Aziz gözüm seyiriyor. Ne oldu? Çok mu acı geldi? Ne alakası var oğlum? Daha yeni başlıyoruz. Sana dedim idmansızım, idmansız. Ula bunun isotu biraz fazla kaçmış ha. Ne gülüyorsun lan kılıksız? Ne gülmeyeceğim Aziz. Şu suratının halini görsen sen de gülersin. Aman çok komik, çok komik. Sen badana yat, bak ben sana ne yapacağım. Al bu üç. Vallahi kusura kalma Aziz. O badana işi de sana kalır. Kaç oldu Aziz? Ola acıdan benim kafam gitti. Kaç oldu? Merak etme Aziz, ben sayıyorum. Daha bir. Şaka lan şaka. Dört oldu. Ver lan çiğ köfte ver, bitti. Geliyor, geliyor çiğ köftenin, geliyor. Kralı geliyor. Al bakalım. Haydi başla. Hele oradan biraz acılı ayran ver. Oh arkadaş, mızıklamak yok. 50 tane çiğ köfte yiyeceğim dedin, yiyeceksin. Ayran mayran yok. Oğlum ben ne zaman insanları kandırmışım, ne zaman yalan söylemişim? Ben yalan söylemem, iddia iddiadır. Ağzımı çalkalayacağım, biraz fazla acı geldi. Yok arkadaş, sadece çiğ köfte yiyeceksin.
Ayran mayran yok. Allah Allah, ula geceden İsot acaba acı mı yoktu ya? Şuramdan sanki bir kızarıklık var, dinamit bağladılar ha. Yok yok Aziz, sana bir şey olmaz. Ye yeah, ye. Yeah. Ya Aziz, kaç olmuştu? 4 mü 5 mi? Karabı dur oğlum. 7. Yok arkadaş, mızıklamak yok. Ben sayıyorum. 5 oldu 5. Öyle değil mi ağlar? Ağzımda nimet var, 7 diyorum. Aziz sen acıdan sayamıyorsun. 5 oldu 5. Oh. Ulan midem gitti ya. Oh. Allah. Agayret Aziz, agayret. 44 tane daha kaldı. Yeti lan oradan, hele bir sus ya. Yemek yiyoruz burada. Vallahi evlat olsan eldiven takar severim ha. Aa ama Aziz bak, ayıp ediyorsun, kalbimi kırıyorsun. Ulan sen orada İsrat atlıyorsun. Ne yapıyorsun? Ulan sen çiğ köfteye bu kadar İsrat'ı niye koyuyorsun oğlum? Ama Aziz, çiğ köfteye İsrat konmaz mı? Ulan sen ne yapıyorsun sahtekar? Yok Aziz öyle değil. Ben yürü git lan! Çık ulan! Çık ulan! Çık ulan size! Patkaşın adam gelmiş, ha 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 ha! Hele bak ya! Ula Aziz bu sefer fena yandın ha! Bak Latif, geçen seneki kar marjımıza göre bu sene %7 azalma var. Bu azalmayı düzeltmek için işçi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? İşten işçi çıkarıp çoluk çocuğu sefil mi edeceğim ben ha? Ya benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor ama senin ağzından gelen soğan kokusuna tahammülüm yok. Bundan sonra seninle toplantıya geldiğim zaman gaz maskesi kullanacağım. İşçileri işten çıkarmak rahatsız etmiyor da benim iki dilim soğanı mı seni rahatsız ediyor? Gevşek! Ne geziyorsun kız sokakta? Abimden azar işitme selfisi. Kız o telefonunu kapat bak, kırar mı o telefonunu? Ne selfisi melfisi? Ne geziyorsun kız? Ya abicim bir Türkiye DJ Tiesto gelmişti. Ben onun tekno partisindeydim. Çekin yaptım, sen görmedin mi? Ha? Şimdi işte after party'ye gidiyorum. Yani senin anlayacağın, ben o eventten bu evente koşturup duruyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Ay abi, Malatya'dayız. Ne tekno partisi, ne after partisi ya. Anamın orlanı bitti, ben de çarşıya orlan almaya çıktım. Onu söyle. Aziz. Oy kurban olayım yaradana, kız kaçın. Azizim benim yeğenim, ben seni ya doktorunu yerim. Cumaşallah sana. Anne, anne. Esnafın içinde bana çocuk gibi davranma. Bak herkes bakıyor, beni rezil edeceksin. Ben çocuk muyum ya? De anam ki bakarsa baksın ya. Ben seni sevmek için doğurdum azizim. Uy. Anne bu kızın sokakta tek başına ne işi var? Yok anam tek başına değildir. Yani biz çıktık sokağa ki orlan alalım. Sana kaza göreceğim annem. Orlancı'dan dönüşte aile selfisi. Kız. Kız bak kendine gel, millet bize bakıyor. O telefonunu kırarım bak ha. Bak kırarım. Anne bak bunu yaş olduğunda döverim bak. Bir daha benimle dalga geçmesin ha. Söyle buna. Tamam anam, tamam. Bu var ya, bu var ya. Bunu böyle löp diye götüreceksin ha. Buyur bakalım Aytekin.
Yok yok. Ben sabah kahvaltımı yaptım. Gerekli kaloriyi aldım. Bu eksik kalsın. Sütün içine biraz tahıl karıştırdın mı sabah kahvaltısın. Gürbüz, götür evladım. İyi götür yavrum. Hem ben etim marine edilmiş ve dinlendirilmiş severim. Altı üstü et işte. Antin kuntin şeyler bunlar. Eti her şeyden önce seçmesini bileceksin. Gürbüz, Gürbüz bak bak böyle eti seçmesini bileceksin. Sağ ol evladım. Tabii. Maksat doymaksa böylece ağız tadı da yavaş yavaş yok oluyor. Bak ben gurme değilim ama rafine bir ağız tadım vardır. Yani gastronomi. Ne o Aytekin, uzaya mı gideceksin ha? Mangal sadece et demek değil. Mangal muhabbeti harlar ve bu harlama da neşemizi arttırır ya. Ya Latifçim. Astronomi demedim. Gastronomi dedim. Hem ne bu mangal 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 mangal. Geçenlerde de kulübde mangal muhabbetine davet etmişsin herkesi. Ona mangal muhabbeti denmez. Barbekü denir, barbekü. Vallahi Aytekin, sana verilecek cevabım çok ama şu etleri heba etmek istemiyorum. İştahımı kaçırma. Latif, ben seni yıllardır tanırım. Etin karşısında bir gün iştahsız olduğunu görmedim. De afiyet olsun. Ya yavaş ye Latif, yavaş ye. Fatih abi, su ver, su ver. Ne oluyor Latif abi, dur. Su ver be. Araba lan, araba. Boğuluyor be, su ver. Olmuyor be, kriz geçiriyor. Ambulans çağırın. Latif Bey. Ambulans çağır, bir şey çağır. Cenazeden sonra şirkete geçeriz. Kızım. Kızım. Latif amca daha birkaç saat öncesine kadar gülüp takılıyordu. Ya aklım almıyor. Latifciğimin hayat çizgisi buraya kadarmış. Daha uzun olsaydı ne yapardık? İnanmıyorum baba ya. Ya sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Hayat devam ediyor kızım. Biz Latif'le hasbelkader ortak olduk. Birbirimizi yoksa pek sevmezdik. Baba neler söylüyorsun sen? Gerçeği kızım, gerçeği. Ben cemiyet hayatının asil bir ailesinin yıllarda büyümüş bir çocuğuyum. O Çarıklı ise Anadolu'dan gelip bana ortak olmuş. Ha? Nasıl anlaşabiliriz söylesene. Erol. Buyurun efendim. Bu Latif'in varisi var mıymış? Varmış efendim. Var mı? Kimmiş? Aziz Keklik. Aziz Keklik. Aziz! Evet? Oğlum. Oğlum Malatya'ya televizyoncular geliyorlar. 70 milyona Malatya'mızı tanıtacaklar. Ya Cemil senin ağzın ne söylüyor oğlum? He valla. Yarın mesire yerinde çekim yapacaklarmış. Başkanım dedi ki Aziz'e söyle çiğ köfte yapsın. Bir de o hani senin ders verdiğin çocuklar var ya onları toparlasın gelsin bir folklor gösterisi yapsın dedi. Valla. He valla. Beni istiyorlar. He seni istiyorlar. Başımla gözüm üstüne ya. O zaman hazırlık yapmak lazım. Hadi hadi hayırlı işler hayırlı işler. Sağ ol hadi hadi ağzına sağlık. An böyle ol ha. Ulan sen. Neyse. Heh. İşte çiğ köfte kralı Aziz Keklik. Malatya'nın Pötürge ilçesinde bayağı ünlü. Ve Malatya merkezde bir çiğ köfte dükkanı var. Bu mu? Evet. Erol, yarın için Malatya'ya iki tane bilet ayırt. Gidelim görelim bakalım bu Aziz Keklik kimmiş. Eğer makul bir adamsa alır getiririz. Yok, eğer aksi ise sözleşmeleri imzalatırız. Her ayda İstanbul'dan parasını göndeririz.
Onu buraya getirip de başımıza dert etmeyelim. Harika bir fikir. Ben hemen hazırlıklara başlayayım. Aziz keklik. Çocuklar, yarınki gösterimiz değil, bugünkü gösterimiz. Halay servisi. Reyhan, yürü git, işim var kızım. Git kendini şurada tokatla hadi. Çocuklar, ayaklar çok önemli. Aziz, şu kameralar geldiğinde kiremiti kafamla kırayım mı abi? Çok meşhur olurum ya. Hikmet oğlum, sen hayatın boyunca o kiremiti kıramadın. 70 milyona bizi rezil mi edeceksin lan? Abi çok çalıştım, bak izle bak. Hikmet. 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 Hikmet bende kal oğlum, kendine gel. Bak kameralar geliyor, kendine gel. Alo. Ulan kafayı kırdı. Onur abi, geldiler. Televizyoncular geldi, haydi. Heyecan yok, panik yok çocuklar. Dediğim gibi yapıyorsun, davulcu. Haydi yavaş 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 yavaş. Geliyorlar, geliyorlar. Reyhan düzgün dur. Ana kesin, ana kesin. Ya oğlum sende başka panik yapan yoktur ha, sakin ol. Davulcu, geldi. Geç 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 geç. Ne oluyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum Aytekin Bey. Sizin haberiniz var mıydı böyle bir karşılamada? Hayır yoktu, hayırdır. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Saygıdeğer misafirlerimize Malatya'yı ve Malatya'nın güzel yemeklerini göstermek için bulunmaktayız. Değerli kalabalık, haydi! Efendim buyurun, 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 buyurun. Çocuklar, çocuklar. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun efendim, tekrar hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, geç abi, nasıl istiyorsan. Buyurun abi sizler. Alkışlar misafirimize. Aziz Bey, sizinle konuşmamız gereken bir mesele var da. Abi çok ayıp, gerçekten yani. Önce ikramlarımızdan tadın, ondan sonra yani vakit kaçmıyor ama ikram bozulabilir. Araç çiftler! Alkışlar! Ben kameraları göremiyorum. Bu elimdeki telefonla hiçbir şey görmezsin. Sen selfin merfin bitmiyor ki kardeşim. Kameralar, kameralar. Kameralar nerede? Hakikaten ben de göremiyorum. Ya ben de sana onu söylüyorum işte. Nerede bu kameralar? Kameralar, kameralar. Belki bizim halk heyecanlanıyor diye saklamışlardır. Gizli kamera var ya, ondan yapıyorlar. Hani relax olsun insanlar diye. Diyorsun. Diyorum, hadi hadi. Abim önden şöyle güzel bir acılı ayranımız var, ondan getireyim. Hepsini getirdim. Kiraz yıkma, sarma da. Abi yiyin, kurban olayım. Aziz Bey. Abi lütfen abi, lütfen. Abi acılı ayran iç üstte. İç abi. Kurban olayım iç. Yalnız abi bak, kurban olayım. Bunu eğer yapmak istiyorsan böyle adabına göre içmek lazım. Kaşık kullanılmaz bunu, ağza dikeceksin. Dik abi ağza. Dik abi, dik, 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 dik. Ne yaptın be adam ya? Abi ben bir şey yapmadım ki. Olacak iş mi? Yok abi, vallahi bir şey yapmadım ya.
Ben sadece nasıl içildiğini gösterdim yani. Ben ağzınıza dikin dedim, siz kendiniz yaptınız ne yaptınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani... Benim bir hatam yoktur yani. Siz ağzınıza dikerken biraz galiba ağız küçük geldi. Berbat ettin üstün başımı ya. Estağfurullah. Dilekçim, başımız sağ olsun. Sağ olun Senem Hanım. Buyurun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Lütfi amcayı çok severdim. Yeri doldurulamaz bir insandı. Hepimiz çok severdik Senem Hanım. Nur içinde yatsın, babamız gibiydi. Çok iyi adamdı be ya. Her sabah bu vakitler mangal yaktırırdı bize. Biz yemeden hayatta kendi yemezdi. Başımız sağ olsun Ersin'cim. Hepimizin başı sağ olsun, ne yapacaksın? Mekanı cennet olsun. Yani Latif amca gibi bir patron öyle kolay kolay bulunmaz. O çanta ne Ersin? Gidiyor musun yoksa? Gidiyoruz tabii. Ne yapacağız? Gideceğiz tabii. Latif amca artık hakkın rahmetine kavuştu Senem Hanım. Bildiğimiz kadarıyla kimi kimsesi de yok. Maalesef bize yol göründü. Aa, siz bilmiyor musunuz? Neyi bilmiyoruz be? Latif amcanın köyde bir yeğeni varmış. Hatta babam şirket avukatıyla onu getirmek için gitti. Ne diyorsun sen be ya? Getir kiraz dolması, getir, getir. Hadi, 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 hadi. Koy, ana. Abi yediniz, toksunuz, her şeyiniz güzel gidiyor. Efendim, benim mideme dokunuyor. Midem hassastır benim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Aziz Bey, artık sizinle konuşabilir miyiz? Ya ne konuşacaksın? Benim her şeyden haberim var kardeşim ya. Belediye başkanı beni aramış, demiş ki arz kettik. Aman önemli misafirlerimiz gelecek, her şey sana emanet demiş. Benim haberim var. Nasıl yani? Geleceğimizden haberiniz var mıydı? Ya var kardeşim, sen çi küfteyi aç ağzını, aç. Aman doyum. Aziz abi, geldiler. Televizyoncular gelmiş abi. Televizyoncular geldiyse bunlar kim? Siz kimsiniz? Biz televizyoncu değiliz. Ya kimsiniz? Aziz Bey, biz İstanbul'dan geliyoruz. Sizinle bir şey konuşmamız gerekiyordu. Evet. Ya geldin sofraya niye oturuyorsun? Bütün Malatya'yı kuruttunuz oğlum. Bakın Aziz Bey. Ya neye bakayım? Her şeyi yediniz, kuruttunuz ya. Ya kalk gidin Allah'ını seversen ya. Ya kalk git ya. Kalk git, sinirlenirsen farklı olur ha. Tamam. Çikolat. Aziz, sakin ol. Yürü git lan. Geldi gidiyor. Sinirlenmeyin Aziz Bey, İstanbul'dan gelin. Aç köpek, ne geldin o zaman? Aziz bak, kameramanlar gelmiş. Ne olur müsaade et de kırayım artık şu kafamdaki remiti ya. Sus, benim hayatım bitmiş. Ben neredeyim? Sen neredesin? Ah! Aytekin Bey. Kafaya gitti. Senem Hanım arıyor. Konuşacak mısın? Yok yok. Şimdi konuşacak halim yok. Ama küçük bir şeyde de telaşlanmasın. Hadi. Peki efendim. Alo, Senem Hanım. Erol Bey. Babanız şu an telefona bakamıyor, ben açmak zorunda kaldım. Nasıl bakamıyor, babam nerede? Babanız gayet iyi, doktor var yanında. Ne oldu, babama bir şey mi oldu yoksa? Hayır, çok iyi. Dedim ya, doktor yanında. Küçük bir kaza geçirdi sadece. Doktor müşahede altında tutmak için bir gece hastanede kalsa iyi olur dedi. Bir gece mi? Ben hemen geliyorum Erol Bey. Senem Hanım, gelmenize hiç gerek yok. Dedim ya, küçük bir kaza sadece. Hay Allah, kapattı ya. Senem Hanım buraya geliyor efendim. Senin için çok endişelendi de. Ya ne gerek var? Mahrumiyet bölgesi burası. Buralarda yapamaz o. Söyledim ama dinlemedi. Ah, bilmez miyim neye inatçıdır o. Kafasına koyduğunu yapar. Bak bu Latif'in varisi felaket bir adam. Ne yapıp yap? Onu... İkna et. Burada kalsın. Sözleşmeleri imzalat. İstanbul'a gelmesin. Sonra biz ona her ay parasını göndeririz. Tamam mı? Tamam efendim. Hemen konuşurum. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun Mersin işi. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ya bir fifi şifreniz var mı? Kızım ne fifi şifresi? Yani koyun can derdinde, çoban wifi şifresinde. Tekrar geçmiş olsun Aytekin abi, nasılsın? Nasıl mıyım? Ya bir de soruyorsun, koca kiremitle kafamı yardın, ondan sonra nasılsın diye sor.
Geçmiş olsun. İfadenizi almaya geldim. İfade mi? Ne ifadesi? Olay nasıl oldu? Ya olay şimdi şöyle oldu. Tamamıyla bir yani tesadüf gibi bir olay oluyor ya. Yani böyle bir insan hani olmadık yerde bir kazayla şey sonuçlanıyor. Ama tabii bunu imkan olarak bize bunu sunuyorlar da öyle değil mi anne ya? Tabii oğlum, tamamıyla kaza. Şimdi benim Aziz'im tamamen rastlantısal olarak kiremiti öyle ortaya attı. Anam sen gel kiremit, git adamın kafasına denk gel ya. Sen ne konuşuyorsun ana, beni hapse attıracaksın. Beyefendinin kafasını Aziz mi kırdı? Yok öyle bir şey yok. Kim dedi ki? Ben kiremit lafı duymamışım. Ben kendi fikrimce kesinlikle şöyle iki tane güzel insanı kavga edeceğine inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Şu iki tane güzel insan kavga eder mi? Biraz da sen gül abi. Bakın ne kadar güzel anlaşıyoruz. Hem de akrabayız yani, öyle öyle derecemiz de var ufaktan. Beyefendi siz şikayetçi misiniz? Hayır efendim, değil. Bakın gerçekten hayır diyor yani. Ya inanır mısınız, şu yüzüğü aldığı günü biliyorum ben ya. Kurban olayım ben buna. Peki, madem şikayetçi değil, geçmiş olsun. Sağ olasın. Bak, görün ha. Aha ana, tere bak. Aziz Bey, geldiğiniz çok iyi oldu. Bizim de sizinle konuşmak istediğimiz bir mesele vardı. Ne gibi bir mesele? Nedir yani? Şimdi ben bak, avukat efendi. Yok işte bunun için benden bir kan parası falan istiyorsanız kazadır. Ben öyle şeyler yemem. Benim adım Aziz Keklik ha. Hayır, mesele o değil. Uygun görürseniz daha müsait bir yerde konuşalım. Ben müsaitim. Ne konuşacağız? Avukat bey, kusura bakmayın da yani siz şimdi bizliği böyle gariban gördünüz diye bizimle ilenip maytap mı geçiyorsunuz? Benim derdim orada. Aziz Bey, niye ileneyim sizinle? Miras kaldı diyorum. Hem de holding. Vay be. Ay maşallah kız, maşallah de. Allah nazardan saklasın, dinliyorsun. Ya hemen anne sen de yani ben... Ya adam bizle eğleniyor diyorum ya. Aziz Bey ben çok ciddiyim. Yani nereden baksanız 50 milyon liralık bir servete konmuş. 50 milyon mu? Abi yaşadık ya. Elli milyon, yani bizim bildiğimiz 50 milyon değil mi? 50 milyon. 50 milyon servet. Çok para. Ya kusura bakma, bu para bizi bozar abi. Siz olmadı o noter reddi falan yaptırılıyor, onu yaptırtırın. Biz böyle bir para istemiyoruz. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok bizim. 50 milyon ne demek anne ya? Bir dakika dur şimdi, orada noter şey yapıyorsun, masraf çıkıyor. Bir de o var. Şimdi avukat harcı marcı falan filan var, onlar ne tutuyor? Etme, kurban olayım oğlum. Senin ağzından çıkan laf kulağına vuruyor mu? Anne, senin ağzından çıkan laf kulağına vuruyor mu? Ya hatırlasana, bizim karpuzcu numara piyango çıkmıştı. Karakter nasıl değişti adamın? Topu dolu 5 milyonla. Adam 50 milyon diyor, 50 milyon. Avukat beyciğim, siz abimin kusuna bakmayın. Şimdi o paranın miktarını duyunca bayağı bir heyecanlandı. Kendisinin vücudundaki bütün damarlar kalbine kan pompaladığı için beynine hiç kan gitmiyor. Kan gitmeyince otomatik olarak beyin kendisi standby durumunu alıyor. Duruyor. Abi kendine gel. Doğru, evet. Benim beynime kan gitmiyor, doğru. Aferin. Bizimki böyle biraz şeydir. Yani teknik konuda her şeyi biliyor. Ben biraz beynime vurayım, beynine kan gitmiyor. Neden gitmiyor acaba? Güzel azizim. Şöyle bir derin nefes al. Şeytan lanet gelsin de. Şöyle kalk, sen bir abdest tazele. Haydi, aklın başına gelsin, kararını öyle ver, kurban olayım. Haydi evladım. Doğru, annem doğru söylüyor. Abi, olmadı ben bir abdest tazeleyim. Yani hem de orada düşünmüş olurum. Ondan sonra hem düşünür hem de buraya gelir kararımı veririm. Böylelikle bağlamış oluruz. Aziz Bey, ben sizi bir yere götüreceğim. Bakın, ondan sonra kararınızı verin. Olur, ben bir abdest alayım, gelin.
Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz Aziz Bey? Vallahi bakıyorum ama bir şey göremiyorum yani. İçeride bir şey mi görmem lazım? Neon ışıklı devasa bir tabela görüyorum ben Aziz Bey. Üzerinde yanıp sönen yazıyla Çiğ Köfte Sarayı Aziz Keklik yazıyor. Nasıl? Vallahi anlamadım abi. Aziz Bey bakın. Eğer hazırlatacağım bir takım evrakları imzalarsanız İstanbul'a gelmenize gerek kalmayacak. Burası sizin. Çiğ Köfte Sarayı yaparsınız. Ve şu görmüş olduğunuz 4x4 jipin anahtarları da sizin. Yani kusura bakma avukat efendi ama sana bir şey söyleyeceğim. Hele bağım bak ben. Ben sanki oradan öyle görününce kolay lokma gibi mi duruyorum? Yanlış anladınız Aziz Bey. Neyi? Allah Allah ne yanlış anlayacağım. Yani bana böyle bir imkan vermişsin. Çiğ Köfte Sarayı koymuşsun önüme. Benim ne işim var İstanbul'da ya? Kusura kalma avukat efendi. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim ha. İşte bu. Ne? Yani çok isabetli bir karar. Değil mi? Öyle değil mi? Ha. Efendim benim amcamdan böyle bir miras kalmış. Ne yapacağım yani? Tabii ki değerlendirmek zorunda kalacağım. İstanbul'da ne işim var benim? Çiğ Köfte Sarayım burada. İstanbul'a gidip ne yapacağım? Allah Allah. Ben burada kalır böyle bir Çiğ Köfte Sarayı'nın tadını çıkarırım. Akşam evrakları hazırlatayım. İmzalayın. Anahtarlar sizin Aziz Bey. Oldu. Eğer imza kesmezse parmak bile atarım haberiniz olsun. Şaka yaptım. Dükkanı görebiliyor muyuz abi? Tabii ne demek? Buyurun. Hadi bir gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Demek sana şimdi Çiğ Köfte Sarayı açacaklar ha mı Aziz? Ya anne yani insan bazen kendini kaybediyor, hakikaten kaybediyor ya. Gittim dükkanı gördüm, çarşıda bana adam gösterdi, iki katlı. Beyaz Saray yanında halt etmiş, o kadar büyük yani. Yemin ediyorum bak ya. Hem de altıma 4x4 arabada çekiyorlar, daha ne istiyorum kızım? Krallar gibi yaşayacağım ben burada. Abi, sen ne söylediğini farkında mısın? Ya İstanbul'da bizi mükemmel bir hayat bekliyor, İstanbul'a gidelim. Sen ne diyorsun kız? Bizim ne işimiz var gurbet ellerde? İnsanın memleketi gibisi var mı? Hem ben Şıra çayının sesini duymadan uyuyamam ha Aziz. Anam doğru söylüyor. Ben gidiyorum evrakları imzalıyorum. İstanbul kim biz kim kızım? Sen burada şımarıyorsun. İstanbul'da seni kim zapt edecek? Kız bana bak! Otur şuraya. Otur şuraya. Anne bak bu kız beni dinlesin, öldürürüm bak buna. Adam bana dükkan verdi ya. Hele buna bak ya. Allah ya Rabbi ya. Anne sen benim hislerime güven. Benim adım Aziz Keklik, hayatta yanılmam. Ellerimde yaş meşe, neşe geliyor neşe. Kalbime vurur tak tak. Bismillah. Selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Bizim için hayırlı bir akşam olacak da senin için hiç hayırlı bir akşam olmayacak aga. Öyle öyle. Çıkart lan paraları. Ya sok onu. Müslüman Müslümana bıçak çeker mi ya? Şakası bile kötü ya. Şaka yapmadığımı göstereyim sana istersen. Ah acıtıyorsun bak. Uzatma lan. Çıkar paraları hadi. Geçmiş olsun abla. Teşekkürler. Ha sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Çıkar lan paraları. Bak itiyorsun bak, acıtıyorsun bak. Ağlarım ha. Ne oluyor orada? Vay vay vay. Bu gece hakikaten hayırlı bir geceymiş. Bir taşla iki kuş. Çıkar kız sen de paraları.
Beyefendi. 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 Efendim. İyi misiniz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ya çok iyi ettiniz hanımefendi. Samimi söylüyorum bak. Müslüman Müslümana böyle bir hareket yapar mı ya? Ne kadar bozuldu ortam? Ne kadar bozuldu ya? Böyle bir şey olmaz. Yani şahsen kendim de döverdim ama siz o kadar güzel dövüştünüz ki araya girmek istemedim. Sağ olun. Neyse geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hastane burası mı? Tabii tabii yerinde duruyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O kaş, o göz, o saçları ahenkle dans etmesi. Ya çok güzel bir kız maşallah ya. Yalnız Aziz boya dikkat et. Tabii ki. Demek ki annesi kavak ağacının altında hamile kalmış. Bak o telaşta ismini sormayı unuttum ha. Pardon, 220 nolu oda nerede acaba? Yukarıda. Abi be, yardım eder misin? Ne oldu, hayırdır? Annem ameliyat oldu, doktor çağırdı da. Bir zahmet odasına kadar götürebilir misin? 144 nolu oda. Tamam, tamam abi, tamam. Madem öyle. Oy, oy, oy. Çok acıyor oğlum. Ya geçmiş olsun. Çok zor işler, çok zor işler. Hastalık kolay çok... Değil. Çok acıyor oğlum be. Acımaz mı, acımaz mı? Hastalık bu. Allah bunun belasını versin. Kolay ya. Değil. Yani. Ne de olmasa bıçak değdi. Bıçak değdi teyze. Sen böyle çok şeye girme. Kurban olayım anlatma teyze. Buradan buraya kadar kesmişler. Kurban olayım anlatma yürü teyze ne olur. İçinden böbreğim. Allah'ın seversen anlatma bak vallahi kötü oluyorum ha. Oradan da içeri girip böbreğimi kesmişler. Ya kurban olayım iyice kasaba döndün sen teyze. Kurban olayım anlatma diyorum ya ne olur ya. Böbreği kesip almışlar. Allah Allah ya kadın anlatma ben kötü oluyorum. Çıkarmışlar dışarı. Ha, geçen sene de ben bu hastaneye muayene oldum da. Geçen sene olduğunu anlatma bari ya. Ben muayeneye gel. Ya inanmıyorum baba ya. Sen onca yolu geliyorsun miras haber vermek için. O teşekkür edeceği yerde kafanı kırıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama ben onun hesabını soracağım. Sakın bir fenalık yapma. Aziz önce şu kağıtları imzalasın. Sonra ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ben Aziz Bey'i ikna ettim efendim. İstanbul'a gelmeyecek, burada kalacak. Her ayda parasını göndereceğiz. Kızım, ne bu böyle? Ne kadar çok çiçek almışsın. Odayı çiçek bahçesi gibi yaptın. Ne gerek vardı ki? Yarın taburcu oluyorum. Hastane odan güzelleşsin diye babacığım. Hatta şuna biraz su ekleyeyim ben. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Hah, gel Aziz. Ben de seni bekliyordum. Kararın belli mi? Vallahi abi ben düşündüm, kararımı verdim ama yani bu kararda belki sizin de... Aa! Siz? Ya, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz tanışıyor musunuz? Hı? Ha bir, bu hanımefendi bizim böyle bir şey oldu. Densizin biri kalktı bana birkaç harekette bulundu. Sağ olsun ikisini de dövdü vallahi. Tanıştırayım. Kızım Senem. İstanbul'un en güzel kickboksçusudur. Abartmasan babacığım. Memnun oldum. Ben de Aziz Keklik. Malatya'nın halay başsıyam. Çok müşerref oldu. Demek babamın kafasını silsiz. Senem. Bunları konuşmanın yeri değil şimdi. Evet Aziz. Kararın nedir? Ne kararı? Ne karar? Kararı da dedin, değil mi abi? Şimdi yani ben düşündüm, taşındım abi. İstanbul'a gelmeye karar verdim. Şimdi benim koskoca büyüklerim orada bana bir iş bırakmış. Hemen gidip o işin başında durmam lazım, yanınızda olmam lazım yani. Nasıl? Aziz Bey, hani burada kalacaktınız, anlaşmıştık. Çiğ köfte sarayı açacaktık. Altınıza sıfır araba alacaktık. Ya kararım değişti. İstanbul'a geleyim. Bu kadar basit.
Hayırdır? Ya ne hayırdır abi, yani benim şimdi ortağım gelmiş buraya. Tatsız bir durum olmuş, hastaneye yatmış. Bir şeye ihtiyacı vardır, ben senin yanında refakatçi kalırım. Hem Senem Hanım'la ikimiz kalırız. Avukat Bey, sizi kalmanıza gerek yok. Siz kalkın işinize bakın, hadi. Hadi. O fena oluyor. Alın bunu. Aziz Bey, çok teşekkür ederiz ama gerek yok. Bir odaya bir refakatçi yeterli bence, buyurun. Yok yok, öyle şey olmaz Senem Hanım. Şimdi belki bir çaya, bir bilmem kahveye, belki bir çiğ köfteye ihtiyacı vardır. Halletmem lazım. Biz hallederiz. Çok teşekkür ederiz. Olmazsa o zaman ben kalkayım. Avukat Bey, arabanın anahtarını boşuna yürümeyeyim şimdi. Anahtar sende. Ver. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı akşamlar. Efendim bak, aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi kusura kalmayın Senem Hanım, bak iç çamaşıra ihtiyacı olur. Benden tedarik edersiniz, yani benim gitmem olmaz. Ben burada ev sahibiyim. Çok teşekkür ederiz, biz hallederiz. Diyorsun. Diyorum. Peki o zaman. Ben artık gidiyorum. Tekrar hayırlı akşamlar. Senem Hanım, hayırlı akşamlar. Dertlerimi yaza yaza gün tükendi, ben tükendim. Yıllar yılı vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim. Oh, oy, 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 oh, oy, oy, tel tükendi, ben tükendim. Oy, oy. Dararım, dararım, dararım. Takıldım bir boş hayale, sevmekten düştüm bu derde. Bahçende lale menekşe yol... Hazri. Evet. Hemen geliyorum. De haydi, hadi, hadi. Bütün pütürge bize dua etsin bak ha. Kahraman maşallah deyin, hadi, hadi. Hadi, hadi, ana gel, 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 gel. Reyhan, annem misin? Dur. Anne hadi. Reyhan, Reyhan. Hadi. De Allah'a emanet. Kuşlarım size emanet ha. Ya Aziz, bir taksi tutsaydık. Ya ne gerek var abim, boş ver. Hadi. Ya. Hadi. Böyle iyidir, böyle iyidir. Hadi. Ya bir taksi tut, neyse. Hadi. Gerek yok, hadi. Oh, oh. Buyurun. Amcanız Latif Bey'den size kalan konak burası. Sizi karşılayacaklar. Abi, duydun mu? Karşılayacaklarmış bizi. Ay, tam süperstarız burada. Anam, bu nasıl ev? Mübarek saray. Bak işte saray yavrusu dedikleri tıpkısının aynısı böyle oluyor. Reyhan, ne yapıyorsun? Gelsene kızım. Benim ellerim çiğ köfte yapıyor. Çiğ köfte para kazanıyor ha. Hadi gel. Ellerim titriyor ya. Sen öleceksin. Elin titrese ne olacak? Buradan çıkıp beyin ameliyatına mı gireceksin? Ver al. Bakayım. Ay. Ay Allah. Bismillah. Hani karşılayacaklardı Aziz? Anam çok geç oldu tabii ya. Bak şimdi insanları da rahatsız edeceğiz ha. Geldi mi Aziz? Şuna bak be. Abi. Şimdi bu araba bizim mi? Ay. Lüks arabamızla. Konağa giriş servisi. Ah! Sen kimsin be? Hayırdır canım, kime bakmıştın? Ah,
Efendim ben yabancı değilim. Ben sizin şoförünüzüm Ersin. Siz de Aziz Bey olmalısınız, doğru mu? Evet, Aziz Bey. Yani benim bildiğim şoför direksiyonda olur yani. Sen bir anda ayabanın altından çıkınca benden ne oluyor dedim. Yok efendim, ben kontrol amaçlı bakınıyordum. Sesinizi duydum, ona geldim ama istemeden korkuttum herhalde. Kusura bakmayın. Ben hala şoklardayım şu an. Sen hep şoklardasın zaten. Vik vik vik, cik cik cik. Ne oluyor ya? Bu selfie merfie nereden çıktı ya? Tamam abi ya. Abin doğru söylüyor. Gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi öyle telefona bakıyorsun. Anneciğim hoş geldiniz siz de. Hoş geldin. Canım isim neydi senin? Ersin. Ersin ha, güzel. Güzel. Çantalarınızı alayım ben. Yok ben götürürüm, gerek yok. Efendim olur mu öyle şey? Benim görevim size hizmet. Lütfen siz böyle buyurun, ben alayım. Öyle ama peki madem öyle siz getirin o zaman. Ana. Siz de hoş geldiniz. Ben pek hoş bulmadım ama. Neyse Reyhan bende. Ersin bende. Alayım çantanızı, ne güzel olur. Reyhan. Reyhan! De hadi. Kardeşim böyle mi giriyorsun? Evet Aziz Bey, evet aynen öyle. Anne bu çantaları falan çalmasın, dikkat edin ha. Abo, maşallah. Anam. Maşallah, maşallah da bu evin işi bitmez anam. Sade süpürmeye kalksam 2 gün sürer. Yani gerçekten çok güzel ev. Ben hakikaten etkilendim yani. Ben böyle bir ev görmedim. Yalnız yani bu kadar elektrik yakması da hakikaten beni şaşırttı. Yani bu elektrikle Keban Barajı'na enerji üretilir ha. Ya vallahi israf. Ya sen hiç askerlik yapmadın Mersin. Lüzumsuzsa söndür. Ha tamam Aziz Bey, tabii. Komşular geldi galiba. Bunlar alt komşu galiba. Ya kusura bakmayın, biz hangi kattayız, neredeyiz? Biz üstte mi altta mı oturacağız bunlar ki? Hayır efendim, burası sizin konağınız. Arkadaşlarım ve ben sizin yardımcılarınızız. Takdim edeyim, aşçımız Gürbüz Usta. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olsun. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ olasın. Hoş girdik. Maşallah, maşallah. Bahçıvan Hüsnü. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Tabii evimizin her şeyi Dilek Hanım. Hoş geldiniz efendim. Kendisi acımasız konak yayası gibidir. Hı? yersiz oldu galiba. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Ben de Aziz Keklik. Malatya'da çiğ köfte işiyle uğraşıyorum. Gayet de başarılıyım. Dükkanım çok iyidir yani. Elim de güzeldir. Anam Saniye, kız kardeşim Reyhan. Ya yoldan gelmişiz size. İkramımızdan da buyurun. Bunu şöyle açtı mı tamamdır. Şöyle. Vallahi enginanın kalbi gibidir ha. Buyurun. Karaciğer dostu. Alo. Lütfen ikramım ya. Lütfen ya. Ya kusura bakmayın, bilemedik sizi, böyle az geldik, elimiz boş geldik ama. Estağfurullah efendim, ne demek. Buyurun. Ben bunları alayım arkadaşlarım adına. Buyurun yukarı göstereyim size. Şimdi siz bu evin hizmetçisiniz öyle mi? Bizle beraber çalışıyorsunuz yani. Oğlum hizmetçisiniz, ayaklarla niye giriyorsunuz eve? Yazık, günah değil mi bu halıya? Çıkarın ayakları, ayaklar çıkarın. Nereye gidiyoruz şimdi? Ayakkabı, sen de. O ayakla gezilir mi? Çıkar ablam, çıkar çıkar. Sen de çıkar Ertin. Anne ev çok büyük, ancak bir at lazım bize gezmek için. Bir tane de ben yaptım. Hadi hadi. Buradan evi göstereyim size. Bu evin kıblesi nerede ya? Kimseye de sormadık ha. Vallahi billahi. Aziz? Evet. Aziz oğlum? Ha. Hayırdır oğlum, ne arıyorsun sen burada?
Ya dalmışım ben de ya, yerimi yadırgayamadım anne. Yatak bana dar geldi. Arkadaş bir sağa dön, bir sola dön, uyku tutmadı. Buraya da geldim, uykum geldi. Nasıl iyiyse. Sen namaz için kalktın. Daha. Allah, ben de namaz için kalktım da. Ya Aziz, bu evde kıble nerede yavrum ya, sen biliyor musun? Kıble? Ha? Ha, kıble. Kıble ne tarafta? Kıble. Biz burada doğu, bu taraf. Ne bileyim anne, şimdi bırak. Güneş doğunca öğreniriz. Yok anam, yok. O zaman namaz gider. Bu Cemil yok mu bizim Cemil? He? Ha? O böyle alıyordu, çeviriyordu, çeviriyordu. Eğer tesbihin başı bu tarafa gelirse kıble bu taraftadır. Kıble böyle anne. Ey. Ama dur, şimdi değişti. Bir dakika dur. Sen hazırlan. Hı. Bak gelir böyle duruyor işte. Yok. Ha. Demek ki bu tarafta. İyi, hadi o zaman. Sen öyle ser. İyi, hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hele bir dur anne, bir serme dur. Ya bizim sahtekar Cemil yok mu esnaf? O öğretti bana da ben şimdi ona güvenemeyim. Ona güvenemediğim için çünkü ben niye gireyim günaha? Seni niye günaha sokayım? E ne olacak? Ben gireyim gürbüzleri kaldırayım. Diyeyim oğlum, nerede lan buranın kıblesi? Yok anam yok, rahatsız etme insanları, dur hele. Hele bak ne yap biliyor musun? Bahçeye git. Ağaçlara bak böyle, onların yosun tutmuş taraflarına bak. Ha, o zaman kuzeyim ne? Ya sen işte eski toprak. Anne sen bekle. Onu da şöyle kıvır, şeytan gezmesin. Tamam. Sen haydi kalan. Haydi bismillah. Haydi olmadı, bekliyorum ha. Bahçeye gideyim yiyelim bir dakika. Haydi ben de azıcık. Hadi. Yosun tarafı nerededir ya? Gel lan gel. Bu adam da nereden çıktı oğlum? Bu villa sahibi tiplerine de pek benziyor. Bu da işe çıkmış olmasın? Bunda yok. Baksa, bizim mıntıkada ev kaldıracak ha. Gel hele gel. Kolay gelsin birader. Ha? Hangi mıntıka seninki? Ha. Ya selamun aleyküm kardeş, kusura bakma, ben de ağaç konuştu zannettim. Benim mıntıka yani bölge olarak Malatya Pötürge. Senin? He? Yani Malatya Pötürge'den geleyim. Ya kardeş rica edeceğim ya, ben kıbleyi şaşırmışım. Kıble ne tarafta, kuzeyde miyim ben, neredeyim ya, onu soracağım ya. Ya bırak yeme bizi birader. Sen bu evi mi gümletecektin? Ne? Yok abi, ben neredeyim siz neredesiniz, kurban olayım, ne gümletmesi ya. Ben valla kıbleyi aramak için çıkmışım ya. Siz ne için geldiniz buraya? Aslanım, bu evi mi soyacaksın? Bizim mıntıkamızda, bizim hakkımız. Yok abi, ben niye soyayım ya? Ben öyle bir şey niye yapayım? Ev benim. Ev benim abi, amcamdan kalmış yani. Ben kendi evimi niye soyayım, manyak mıyım ya? Siz eğer buraya soygun için geldiyseniz, sen soyguna geldin. Sen soyguna gelmedin mi oğlum? Ben soyguna gelmedim ama siz soyguna geldiyseniz... Anne! 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 Hırkız var! Kaçmayın lan! Buraya gelin lan buraya! Ulan sizi öldürürüm, keserim baka! Kaçmayın lan! Selam aleyküm. Hele beğen bak, o kamera neyin nesi? Aleyküm selam Aziz abi. Bu aralar biraz hırsızlık olayları artmış da
İşte bu yukarıda 3-5 villayı soymaya kalkmışlar. O yüzden biz de önlem alıyoruz. Burası da kör nokta. Kamerayı bu yüzden buraya takıyoruz. Lamba da taktıracağız. Caydırıcılık olsun diye. Ha doğrudur, doğrudur. Dün ben de öyle bir ses duymuşum. Baktım iki tane dal kımıldıyor. Koştum koştum ama depar attım yetişemedim. Dua etsinler ayağımda terlik vardı. Abi sen niye dışarı çıktın ki? Kıbleyi arıyordum. Aa, beni uyandırsaydın ya. Bak bende hem pusulayı hem de kıbleyi gösteren bir tane program var. Mesela kıble şu ya, an... Ya kızım bırak. O senin işe yarıyor, benim işe yaramıyor. Arkadaşlar çok güzel bir şey, çok güzel. Yani kamerada, lambada caydırıcılık olabilir ama... siz yine de bir meşe odununu geceden ıslatın, sabah o sertliğini gördüğünüz zaman anlarsınız. Yani yanınıza biri yaklaştığı zaman tam şakağına denk getirecek yere vurdu mu memleketini unutur. Tamam Aziz abi, ben hallederim. Bunu muhakkak yapın ha. Gel. O zaman... güvenlik kamerası selfisi. Günaydın efendim. Efendim kalem odasında Ersin, sen bana abi de abi. Tamam Aziz abi, bundan sonra Aziz abi. Anneciğim iyi uyuyabildiniz mi? Aman yok anam, nerede? Bu İstanbul'un havası pek nemli ya, adamı uyutmuyor. Nerede kaldı bizim gözünü sevdiğim Malatya'nın havası yani? Bir uyursun, yedi uyurlar gibi 300 sene uyursun ya. Alışırsınız anneciğim biliyorsunuz, zamanla. Siz rahat edebildiniz mi acaba? Ya ben İstanbul'da olmanın verdiği aşırı heyecanla böyle küt diye uyumuşum. Korku, heyecan, gerilim. Bunlar bende uyku yapıyor biliyor musun? Ersin kardeşim bana sormadın uyudun mu diye. Hele ben sor. Ben de anam gibi vallahi sabaha kadar bir o yana bir bu yana uyuyamadım ya. Sabah namazını bekledim. Kalktım. Öyle bir dalmışım yani. Aynı anam gibi. Ay babana rahmet Aziz'im. Oğlum buralar bize göre değil yavrum ya. Biz şu şirketi falan satıp Malatya'ya geri dönelim anam ha. Ne dönmeyi memmeyi aklından çıkar. Ne dönmesi ya? Aziz abicim istersen kahvaltıda konuşalım. Çok güzel kahvaltı hazırlamışlar. Buyurun, buyurun. Ne var ya bak. Bak hadi buyurun. Millet sana yemek hazırlıyor ya. Bir de tane. Yavaş, yavaş, yavaş. Anam, bir şey mi yapayım? Maşallah, maşallah, maşallah. Ne güzel sofradır bu ya. Abi, şu sofraya bak be. Aynı Türk filmlerindeki gibi bir kuş sütü eksik. Nereden biliyorsun eksik olduğunu? Aha burada. Kuş sütü müdür bu? Yok, değil. Normal. Ay, ben şu fotoyu bir Instagram'da paylaşayım da takipçilerim beğensin. Kızım ne yapıyorsun ya? Sofrayı internette paylaşıyorsun. Ayıptır ya. O kadar aç var. Madem arkadaşların aç getir burada yesinler. Niye orada gösteriyorsun? Tamam abi kızma paylaşmıyorum. Ya Dilek kızım anam ya. Niye bu kadar çok şey hazırladınız anam ya? Biz sade 3 kişiyiz. Hepsini nasıl yiyek bitirek? Anam doğru söylüyor. Ya bu memlekette dünyada o kadar aç insan var. Yani yazıktır günahtır. Benim boğazımdan gitmez. Ama zengin kahvaltı sofrası konulan adetidir Aziz Bey. Yani nur içinde yatsın. Latif Bey böyle severdi. Bilmem mangal yapmadığı zamanlar hep mangal yapıyordu. Nur içinde yatsın. Allah Allah demek öyle. Madem konağın adetidir. O zaman arkadaşları da çağırın beraber yiyelim. Şu ekmekleri ben alayım ona. Ay babana rahmet ha. Aziz abi çağırıyorum o zaman ben. Çağır çağır gelsinler hemen hemen. Teşekkürler.
Burcum. Bugün hiçbir şey yapmıyorsun, şirkete de gitmiyorsun. Tamam mı? İşler beklemez kızım. Biraz da yeni ortağına ilgilensin babacığım. Aman, aman o köy yumurtasını karıştırma. Yani kafamın ağrısından değil, Aziz'in stresinden öleceğim ben. Aman baba, biraz da iyileşmeyi düşünsen, kendini düşünsen biraz. Bu yaştan sonra çekemem kızım. Ben Latif'i çekemiyorum derken... bu Aziz'i asla çekemem. İyi o zaman. Ben bir koşup geliyorum. Tamam kızım, git. Babam size emanet. Merak etme, hoşçakalın. Selam aleyküm. Selam hanım, hayırdır yani? Selam verdik, borçlu çıktık. Selamımızı da almıyorsunuz. Kusura bakmayın da, babamın kafasını yaran adam, ortağımız da olsa öyle kolay affedemiyorum işte. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Yani böyle yolunuzu kesmek gibi bir niyetim yok açıkçası ama bu olayı kim size intikal etmişse biraz farklı yorumlamış. Ben kendisinden bizzat özür dilemişim yani. Bu bir kazadır, yapacak bir şey yok. Ama siz bunun yüzünden benimle konuşmak istemiyorsanız o zaman ben de bir şey diyemem yani. Ancak şöyle bir şey yapabilirim. O ne şimdi? Bu... yabancı filmlerde konuşmak istemediği zaman elime konuş diyor ya. Gezmeye çıktınız herhalde. Öyle de denilebilir. Ersin kardeşimi aldım yanıma da. Ya söyleme sahiptir. Ben kendim bizzat Malatya'da halay başıyım. Çocuk esirgenme kurumuna uğrayıp çocuklara birkaç tane oyun öğreteceğim. Öyle bir durumum var. Seviyorum bu işleri yani. Öyle mi? Ne şeker. Ha, öyle. Yarın doğmadı işe güce vereceğiz artık kendimizi. Yani artık geldik, mücadele yapacağız hayatla. Oldu o zaman. Benim biraz acilem var. Yani. 41 mi o? Ula bu 41 mi giyiyor? Haydi. Ben vereyim oğlum, hemen almayın lan. Al sen de bunu al. Aferin. Sen de bunu al. Çok güzel. Sen de al. Ersin, sen de al, ben geliyorum. Maşallah, maşallah. Ulan maşallah, maşallah. Yani nasıl müdür bey, öyle büyüyorlar ki yani. Bana ayırt etmemenin imkanı yok. Efendim, ben Aziz Kekli kendim Malatya'da bizzat bu tür, bu yaştaki çocuklarla yani. Halay eğitmenliği, yani folklor hocalığı yapıyorum. Aha, ne güzel, ne güzel. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bunu bir tür anma hizmeti diyebiliriz yani. Velhasıl... Velhasıl diyecektin sanırım. Evet, velhasıl diyecektim. Velhasıl yani ben bunları herhangi bir şey karşılıksız yapıyorum yani. Bedava yani. Yani bir nevi parasız bedava da diyebiliriz. Çok mutlu oldum Ezgi Bey. Çocuklarla istediğiniz gibi halay tepebilirsiniz. Sağ olun. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Horon tepilir, halay çekilir. Adım da Aziz, Eziz değil. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Çocuklar, kim halay başı olup halay çekmek ister söyleyin bakayım. Eğer benimle halay çekmeye kalkarsanız... size konuşan bebek alacağım. Aman böyle konuşuyorlar. Merhaba, merhaba diye. Varsa el kaldırsın. Merhaba, 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 merha
tamam tamam, anlaşıldı anlaşıldı. Demek ki oyuncak vermek lazım. Ersin daha iyi gidelim, yeter. Sen ne olmuş olmuştun. Çocuklar bak edeyim, unutmayın ha. Hadi her potu çekelim. Oh. Babam dinlenirken kimse rahatsız etmesin. Kapı zilini devre dışı bırakabilir miyiz? Tabii Senem Hanım, merak etmeyin. Tamam, teşekkürler. Vay. Malatya'nın güzeline bakam dedim. Sürme çekmiş gözlerine görem dedim. O yer benden ayrana. Ersin. Gelsen oğlum, ne yapıyorsun bahçede tek başına ya? Deli misin? Yok abi, arabayla ilgileniyordum da ondan oradaydım yani. Kuzu kuzu, daha yeni çevirdim, gel. Abi Mısır olayı çok güzeldi. Ben diyorum içeri mi girsek hani ses etmemek için. Sebep? Şimdi Aytekin Bey yan evde dinleniyor, istirahat ediyor. Hani Malatya'dan kafa yarık geldi ya. Aha. O da bugün şirkete geçmemiş. Ha. Niye? Dinleniyor abi işte. Ne yapsın? Kafa gitti tabii. Ha, doğru doğru. Ya inanır mısın, buraya geldiğimden beri hiç adamı ziyarete gitmemişim. Ha. Haklısın. Belki Senem Hanım yalnız ya, bir şeye ihtiyacı falan vardır. Bizimki de eşeklik. Vallahi eşeklik. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Yok yok, vallahi eşeklik. Sen bunları arkadaşlara takdim et. Sakın ziyan edip de çöpe atmayın. Vallahi gücenirim bak ha. Sen bana bırak abi, ben halledeceğim. Haydi. Bana bak, terse bir durum yok değil mi? Abi vaziyet, I love you. He, güzel güzel. Haydi. Tamam abi, görüşürüz. Aslında biz de hasta ziyaretine gidiyoruz. Çok da böyle neşeli olmamak lazım. Aziz kendin toparla bence. Haklıyım, haklıyım. Dışarıdan geliyor. Ulan sakın ölüp başıma bela olma. Hırsızı yakaladım, herkes duysun. Hani kolluk kuvvetleri? Hırsız mı? Ha. Aziz, ne alt ettin yine? Ya ne yaptım abi? Kötü bir şey yapmadım ki. Hırsızdı. Siz polisi varayım. Hanımefendi gidin polisi arayın ya. Ya baktım burada duruyor. Ben oradan geliyordum buraya. Aytekin abi kurbağa gibi buraya tırmanıyordu. Yakaladım hemen bunu, kafasını, gözünü, her tarafını kırdım. Gerisini tırmık anlatsın. Kendine gelmeye başladı. Aa, Pamir bu. Pamir? Aa, Pamir mi? Kırkız'ın ismi var İstanbul'da. Ya saçmalama Aziz ya. Pamir bu. Holding'in başına geçecek. Babam vekaletini devredecek ona. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pamir, hadi biz içeriye gidelim.
Yani her tanıdığın adamın kafasını kırmak mecburiyetinde misin Aziz? Vallahi öyle. Hadi Pamir, hadi içeriye. Ay, harbiden kafam ne biçim kırıldı? $5000'lık takım elbisem ne hale geldi bak. Ay Pamir, hiç değişmemişsin ya. Gel şu kafana saralım. Ay saralım sen önceyim. Vay be. Ben kul hakkının derdindeyim, adam pantolonun derdinde. Keşke iki tane sağlam vuraydım ama olmadı, olmadı. Ah. Yalnız Londra'dan dönüp döneceğime pişman etti bu adam beni ya. Hangi akla hizmet bu ezik bir tırmıkla benim kafama vuruyor ya? Yalnız silindir gibi üzerimden geçti adam benim. Affedersiniz, eli de öküz gibi ağırmış adamın. Benim anlamadığım, senin bu saatte kapının tepesinde ne işin vardı? Zile bastım. Zile bastım, kimse açmadı. Ben de bir etrafı kontrol edeyim dedim, içeride biri var mı yok mu diye. Ya bunun başıma geleceğini bilsem ben hiç kontrol eder miyim ya? Allah Allah. Ben bazı şeylere çok takıntılıyım ya. Çok takıntılıyım yani. Ya kardeşim bu... Pamir nasıl bir adamdır ya? Böyle vıcık vıcık hareketler falan. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Yere git bir Senem Hanım'ın yanına. Senemciğim, menemciğim falan. Böyle el kol hareketleri. Ne oluyor oğlum? O eskiden beri onun peşinde dolanıyordu Senem Hanım'ın. Aziz abi. Onda onun gözü var, ben sana diyeyim yani. Perdesi yok ki arsızın. Bir insanda perde olacak arkadaş. Öyle herkese el kol uzatmayacak. Doğru diyorsun. Bir adamın perdesi olacak ulan. Ya perdenin aradan bakacaksın ya da perdeni kapatacaksın. Bu kadar basit. Haksız mıyım kardeşim? Aynen abi. Haklısın be ya. Yani, yani. Ya bu Aziz bize Latif'i arattıracak. Herif pimi çekilmiş bomba gibi. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Seninki bir şey değil. Benim başımda koskoca kiremitip parçalı... Of! Dut kurusu. İşte bu CV'si olmayan adamların hepsi böyle. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. İnanabiliyor musunuz? Ezik benim kafamı kırdı ya. Ya bu ne ya? Siz insanları aşağılamadan konuşamıyor musunuz? Ezik ne Pamir? Sen insanları aşağılamak için lakaplar mı takıyorsun yoksa? Vallahi hiç değişmemişsin Senemciğim. Bıraktığım gibi o insancıl, hümanist Senem. Senem. Yalnız hiç merak etmeyin. Bundan sonra ben buradayım. Göreceksiniz, en kısa zamanda sizi o şark kurnazının elinden kurtaracağım. Vay. Soğuk olunca. Gitmiş evde diyor ki bak, adamın kafası yarılmış. Gitmiş öyle bir oturmuş öyle yalak yalak hareketler. Yalak yalak. Ne adamın kafası yarılmış hala diyor ki kaç paralık elbise gitti diyor bak. La elbise nedir oğlum? Elbise giyersin, gider satın alırsın, yenisini alırsın, bu kadar basit. Adamın kafa yarılmış ya. Yani o ceketle pantolon yerine gelir de o kafa kırılınca yerine geliyor mu bakayım ha? Neyin kafasını yaşıyorsa artık. Vallahi bilmiyorum neyin kafasını yaşadığını ama benim kafama acayip bir şekilde takıntı yapmışım. Ben bu Pamir'e taktım arkadaş. Böyle bir şey yok. Öyle kadın kısmına o kadar yaklaşılmaz. Zaten Aziz abi bu adam haz edilecek bir adam değil. Aman sen yine de dikkat et. Neye dikkat edeceğim oğlum? Hele beğen bak beğen. Ersin kardeş. Benim adım Aziz Keklik. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bismillah, bunu alın buradan. Bu nasıl bir hayvandır ya? Abi, arabanın camları aç. İnsan mı, hayvan mı belli değil ya. O bağlı be Aziz abi, bir şey yapmaz o. Ya bu nereden çıktı, ben bunu görmedim ha. İyi ki bahçede çıkmadı karşıma. Vallahi Pamir'e benziyor. Merhaba. Pardon. Alo.
Efendim. Demek öyle. Anlaşıldı, tamam. Efendim, sizin talimatınızla işten çıkardığımız işçiler şirket önünde eylem yapıyorlarmış. Böyle olacağını biliyordum. Bugün yönetim kurulu toplantısı da var. O çiğ köfteci de gelecek. Ne yapacağız ki? Bu adamlar biz şirkete girmeden evvel bizi harcarlar. Madem biri harcanacak, o zaman neden bu harcanacak adam bizim istediğimiz adam olmasın? Nasıl yani? Şöyle yani. Artık Pamir Show başlıyor. Ha! Neyse, buyurun gidelim. İşçiyiz, haklıyız, söz alacağız. Dağlar burada, Davut burada, Otodere'de. Davut burada, Ağlay burada, Otodere'de. İşimizi geri istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Arkadaşlar, Aytekin Bey'in arabası. Aytekin Bey, endişelenmeyin, ben hemen hallediyorum. Tamam oğlum, hadi. Tamam arkadaşlar, tamam, tamam. Şu anda Aytekin Bey'in adına konuşuyorum. Farkındayım her şeyin, çok kızgınsınız. Tamam, tamam arkadaşlar, tamam. Yalnız sizleri işten çıkartan bizim yönetimimiz değildir. Tamam arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Sizleri işten çıkartan şirketimizin yeni ortağı Aziz Keklik'tir. Evet kesin, biz de aynı şeyi söyledik. Biz de yuh dedik. Bu kadar insan inşaat çıkartılır mı dedik. Fakat dinlettiremedik. Çıkartacağım diye tutturdu. Neden? Arkadaşlar, sizleri işten çıkartan Aziz Keklik'tir. Hallettim efendim. Hadi devam edelim. Ana hayırdır? Öyle uzaklara dalıp gitmişsin. Memleket hasreti sarmış seni. Bir sebep oldu. Toprağımızdan, yurdumuzdan, komşularımızdan kopup adab-ı kurtlar sofrasına geldik. Rabbim hakkımızda hayır eyle ya Rabbim. Her şeyin hayırlısını nasip eyle ya Rabbim. Aziz abi, orası biraz sakat. Biz arkadan dolaşalım mı? Ne diyorsun? Yok ya, aradan kayarız. Ne gerek var ya? Tamam. Ya hadi. Ersin, dur bakayım. Dur, dur. Ya ne yapıyorsun, kurban olayım ya. Ya senin elinde işlemeli mendil, halayın sorumlulukları omuzlarında. Böyle olur mu, kurban olayım ya. Sen ne yapıyorsun ya? Bunun oyun olur mu ya? Hayırdır hemşerim? Ne demek hayırdır ya? Ne demek hayırdır ya? Hem suçlusun hem de üstten çıkıyorsun. Yanaş sağa, yanaş. Yanaş, ne yapıyorsam aynısını yapıyorsunuz. Benim dediğim gibi.
Bir, iki, üç, dört. Toyolar mercan, ben sana hayran, yanına kurban, o yamana. Yav yapsanıza kardeşim. Bir, iki, eller çapat. Bir, iki, üç, dört. İki gidiyoruz. Üç daha, bir tane daha koyuyorsun. Ondan sonra dört tane geri gidiyorsun. Bütün mevzu bu. Bir, iki, üç. Toyolar mercan. Yav yapsana kardeşim. Bir, iki, üç, dört. Toyolar el çapatır can, ben sana hayran, yoluna kurban, o yaman aman. Davucu da yıkıyorlar mercan. Bir dakika. Yahu sarı bıyık bak. Bak sarı bıyık, ben sana söyleyeyim. Bütün ortamı sen bozuyorsun ha. Vallahi seni sürerim buradan, haritada yer beğen. Ne yapıyorsun ya? Böyle olur mu kardeşim? Herkes halay çekiyor, sen de haddini bil. Ver! Ver davulcu! Geç abi, geç 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 siz oya. Ya demek ki isteyince oluyormuş değil mi? Ya vallahi beni de yordunuz ha. Al bakayım alay başlıyor. Sorumluluk senindir. De haydi. Müsaade. Ersin! Ersin haydi. Kolay gelsin. Ya bir dakika, bir dakika. Biz burada niye halay çektik ya? Sünnet düğününe mi denk geldik? Gelin düğününe mi denk geldik? Arkadaşlar damat nerede? Söyleme sahiptir. Ne damadı abi? İşine atıldık biz. O yüzden halay çekiyorduk. İşten katıldınız, halay çekiyordunuz. Oğlum bu nasıl bir memlekettir ya? Ya siz ne acayip insansınız ya? İnsan hiç işten atıldım diye halay çeker mi ya? İşten atıldım diye eğlenir mi insan? Siz manyak mısınız ya? Siz daha olayın fehametini kavrayamamışsınız ha. Abi, vehamet olmasın o. Ulan sarı bıyık, sen beni düzelteceksin, önce kendi ayağımı düzelt. Halayda en çok sen bozuyordun işi. Ayrıca onun adı fehamet değil, vehamettir. Bana mı anlatıyorsun bunu? Allah Allah. Önce halayı öğren. Bak siz benim dediğimi dinleyin, bir daha söyleyeyim. Güle oynaya hak aranmaz. Gideceksin, diyeceksin ki ya kardeşim sen benim hakkımla niye oynuyorsun? Sen benim paramla niye oynuyorsun? Gidin anlatın, derdinizi söyleyin. Hele bir dakika ya. Ben ilgileneceğim sizle. Hangi namussuz sizin çocuğunuzun nafakasını elinizden alır? Hangi şerefsiz sizin ekmeğinizle oynar? Onun ismini bana verin bakayım, kimmiş bu? Söyleyin bakayım, isim verin. Versene oğlum isim. Aziz Keklik. Efendim canım. Abi isim istemiyor muydun sen? Oğlum ben sizin ekmeğinizle oynayan adamın ismini soruyorum, kendimi değil. Nedir? Söyle. Ya işte aradığın isim Aziz Keklik abi. Aziz Keklik böyle bir şey yapmaz. Abi bizi Aziz Keklik işten attı. He? Latif Bey'in yerine gelen yeni patron. Allah Allah. Ya arkadaşım sen bak, ortalığı sen karıştırıyorsun ha. Attı abi. Bizi işten attı. Attı yani. Aziz Keklik böyle bir şey yapmaz. Aziz Keklik'in parayla işi olmaz oğlum. Attı ya. He? Attı evet. Atmadı mı ya? Aziz Keklik attı bizi. Ya kim diyor kardeşim, sen manyak mısın lan? Aziz Keklik benim. Durun! Eğer bensem sizin ekmeğinizle oynayan, gider hakkımı ararım. Yürüyün hadi! Merhaba arkadaşlar.
çıkabilir. Değerli yönetim kurulu üyeleri, malumunuz kıymetli dostum, ortağım Latif'in ölümünden sonra yönetim kurulu başkanlığı boş kalmıştır. Merak edilecek bir şey yok. En kısa zamanda bu problemi çözeceğiz. Selam aleyküm, kolay gelsin. Aziz, bu ne biçim giriş böyle, görmüyor musun? Toplantı yapıyoruz. Pamir kardeş, nasıl girecektik yani? Normal insanız da, hayvan değiliz ki elimizde yürüyüp girelim. Hem de sağ ayakla girdim, nasıl gireceğim? Hayretle izliyorum. Nedir bu? Ne nedir? Yani şöyledir abi, burada açıkçası bir onur, haysiyet, isim lekelenmesi var. Ben bunu düzeltmeye gelmişim buraya. Benim ismim hiçbir zaman kirlenmez. Ben para için isim kirletmem. Bu arada Senem Hanım nasıl, çok selam söyleyin. Aziz, konuya gelelim, konuya gelelim. Konu şu, yani şu arkamdaki kalabalık var ya arkadaşlar, onu işten çıkarmışsınız. Ben de buraya onlar için geldim. Hayır, mümkün değil, alamam. Alamam. Amcam mezarda ters dönerse? Alamam Aziz. Azizciğim, bunlar senin bilmediğin mevzular, işle alakalı. Alalım, arkadaşları alalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Alalım arkadaşlar. Şöyle elin kolunu indi. Şişt, bana bak, bana sakın dokunma insanlara. Benim adım Aziz Keklik ya. Bak ben sinirlenirsem gözüm hiçbir şey görmez ha. Anlıyorsun beni. Anlıyorsun beni. Yani kusura bakma, buradaki arkadaşlarına da yok alınmalın. Burada işler gitmiş, insanların parası yok, evinde ekmek yok. Çoluk çocuk aç, sen hala bunları alın. Tansiyon hastasıyım ona göre ha. Şimdi bakın. Sağ ol müdürüm, Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin, sağ ol. Ağlama, ağlama. Abi sağ ol. Tamam. Ya yapmayın ne olur ya. Bak şunu unutmayasınız, bundan sonra bu şirketten Malatyalı kardeşiniz Aziz Keklik var. Şimdi onlar deşinsin. Bravo!